İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Suriye'den göçen Ermenilerin Artsak'ta yerleşme sorunu. Nikol Paşinyan, vize serbestleştirmesi Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşları için somut bir sonuç olacak. Halep'te mayınların patlaması sonucu sivil vatandaşlar öldü. Hindistan, Pakistan'ın Keşmir'de tekrar ateşkes ilanını ihlal ettiğini duyurdu. Soykırımı yaşayan 104 yaşındaki Ermeni Amerika Birleşik Devletleri'nde öldü. Estonya Ulusal Kütüphanesi'nde Ermenistan ve Artsakh tarihine ve kültürüne adanmış bir kitap sergisi açıldı. Ermenilere uygulanan soykırım anısına adanmış bir haçkar ilk defa İngiltere'nin ruhani merkezinde açıldı. İnsani yardım misyonu çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti güçlerinin Halep'e yerleşmesinden birkaç hafta sonra Bakü şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Bakü, Suriye'den göçen Ermenilerin Karabağ Artsakh'a yerleştirilmesi sorununu kınadı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri sanki bu inisiyatiften memnun değil. Acaba onlar İdlib'deki savaşı uluslararasılaştırmak mı istiyorlar? Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Suriye Ermenilerinin Artsakh'a yerleştirilmesini Cenevre Antlaşması'nın bir ihlali olarak değerlendiriyor. İSNA adlı haber ajansının verilerine göre, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ermenistan'ın Suriye'den göçen Ermenileri Dağlık Karabağ Artsakh bölgesine yerleştirme çabalarını yargıladı. Bakan, bu Cenevre Antlaşması'nın açık bir ihlalidir ve dolayısıyla kabul edilemez diye de ekledi. Bu vesileyle Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'dan Elmar Mammadyarov'un açıklaması hakkında yorum yapmasını istedik. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan şöyle dedi: "Suriye'den göçen Ermenilerin Artsakh'a yerleştirilmesi ne şaşılacak bir olaydır ne de suç. Vatandaşlarımızı kendi tüm topraklarımıza yerleştirmemize bizim hakkımız var. Bizim Artsak'ta ayrıca Batı Ermenistan'da egemenlik hakkımız var" diyen Başkan Armenak Abrahamyan, "Azerbaycan makamları bu egemenliğin çok iyi farkındadır. Değil mi ki 19 Ocak 1920 tarihinde bizim devletimizin tanınmasıyla birlikte Ocak 1920'de kendi devleti de de facto tanındı. Bundan başka Azerbaycan 1920'de elde edilen uluslararası tanınmayı sorgulayamaz. Azeri yöneticilerin politik açıklamalarının Batı Ermenistan devletinin temeli ve Artsakh üzerinde hiçbir etkisi olamaz. Esasen Artsakh sadece de facto bağımsız değil, ayrıca Sevr Antlaşması ve onun 92. maddesiyle ilgili olarak 1920 tarihinde Artsakh Döyüre Ermeni devletinin bir parçası olarak tanınmaktadır. Bu nedenle Batı Ermenistan devletinin bir parçasıdır. Madde 92. Ermenistan'ın Azerbaycan ve Gürcistan ile olan sınırları ilgili devletlerin ortak anlaşmasıyla belirlenecek. 89. maddede belirtilen karar alındığında ve eğer bundan sonra şu veya bu ilgili devlet kendi sınırlarını ortak bir uzlaşma ile belirleyemezse bunu ana müttefik güçleri belirleyecektir. Bunlar onunla birlikte yerinde sınırları işaretlemeye özen göstermelidir. Uluslararası hukuka saygı taraflar için esastır. Aksi takdirde çatışma her an yeniden başlayabilir. O zaman sonuçlarının nereye varacağı belli olmaz. Temel yönetimlerin değişik görüşmelerinde sadece Artsakh yöneticileri değil, aynı zamanda Batı Ermenistan yöneticileri de hazır bulunmalıdır. Çünkü Batı Ermenistan olmadan hiçbir şey belirlenemez ve bu belge tüm taraflar tarafından bilinmektedir. Tekrarlıyorum, onlar savaşı uluslararasılaştırmaya çalışıyor. Zaten uluslararasılaştırılmış durumdadır. Sadece savaş resmen ilan edilmiş değil" dedi. Brüksel'de bulunan Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geldi. Görüşmelerden sonra taraflar medya açıklamalarda bulundu. Nikol Paşinyan, demokratik değişiklikler, Ermenistan'daki reformlar ve bölgesel gelişmeler konuları dahil olmak üzere Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ile görüşülen konuları sundu. Paşinyan, Ermenistan-Avrupa Birliği üst düzey ilişkilerinin öneminin altını çizerek Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile ortaklığını devam ettirmekte kararlı olduğunu söyledi. Taraflar, Ermenistan'daki olağanüstü parlamento seçimlerini ele alarak seçimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için Avrupa Birliği desteğinin önemini vurguladılar. Avrupa Birliği'nin Dağlık Karabağ Artsakh sorunu hakkındaki sürekli ve dengeli pozisyonunu ve Avrupa Birliği'nin Agit-Minsk grubunun bu sorunla başa çıkması gereken bir yapı olduğu ifade edildi. Sonunda Paşinyan, Karabağ-Artsakh sorununun sadece barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. RIA Novosti Ajansı Suriye Devleti'ne bağlı haber kaynaklarına atıfta bulunarak Halep'te 8 sivilin öldürüldüğünü ve 27 kişinin yaralandığını bildirdi. Polis, Miraga köyünde meydana gelen mayın patlaması sonucunda 7 sivilin öldüğünü, 14 kişinin de yaralandığını bildirdi. Mayın işçileri taşıyan kamyonun geçtiği zaman patladı. Halep'in doğusunda Tel Aran köyünde yine teröristlerin yerleştirdiği mayın patlamasında 1 kişi öldü, 13 kişi ise yaralandı. Suriye ordusunun baskısı altında bulunan teröristlerin yerleşim yerlerindeki bazı evlere patlayıcılar koyduğu belirtiliyor. Hint ordusu, Pakistan'ın silahlı kuvvetlerinin çarşamba gecesi Keşmir'deki ateşkes rejimini ihlal ettiğini, Hintli askerlerin siperlerine ateş ettiğini ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı. Savunma Bakanlığı resmi temsilcisi gazetecilere verdiği demeçte, salı akşamı ateşkes rejiminin yeniden ihlal edildiğini duyurdu. O, çarşamba günü saat 4:30'a kadar ateş etmeye devam ettiler. Silahlı kuvvetlerimiz bu saldırganlığa güçlü bir tepki verdi, dedi. Ayrıca Nuşen ve Punç bölgelerinde karşılıklı silah atışmalarının başladığını ifade etti. Hindistan Savunma Bakanlığı sözcüsüne göre Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'in bir bölümünde bir Hintli asker yaralandı. Son zamanlarda Kaşmir'deki durum ciddi bir şekilde gerginleşti. Hatırlanacağı üzere Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Pakistan ise suçlamayı reddetti. Milwaukee Journal Sentinel'ın bildirdiğine göre Ermenilere uygulanan soykırımdan kurtulan ve ünlü bir fotoğrafçı olan 104 yaşındaki Artin Hayk hayatını kaybetti. Gerçek ismi Hayk Artin, Kocababyan olan Artin Hayk, 4 Mart'ta Wisconsin'de hayatını kaybetti. Ağustos ayında 105. doğum gününü kutlayacaktı. Artin, 1914 yılında 1. Dünya Savaşı'nın başlamasından bir hafta sonra dünyaya geldi. 4 veya 5 yaşındayken yetim kaldı. Çocukken annesinin Türk askerleri tarafından sürüklendiğini gördü. Babası ise o zamanlarda ortadan kayboldu. Konstantinopolis'te dayısı ile yaşadı, sonra Marsilya ve Buenos Aires'e, daha sonra 10 yaşında olduğu zaman New York'a taşındı. Onun akrabalarından birisinin fotoğraf stüdyosu vardı ve burada fotoğrafçılıkla ilgili bilgiler edindi. Yıllar sonra profesyonel bir fotoğrafçı oldu. Washington'a taşınarak orada Underwood adlı şirkette çalışmaya başladı. O hem düğünleri hem de Beyaz Saray politikacılarının fotoğraflarını çekiyordu. Bir zamanlar Franklin Roosevelt'i fotoğraflamayı da başardı. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından Armen Press'e yapılan açıklamada, Estonya Ulusal Kütüphanesi'nde Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'ın tarihine ve kültürüne adanan özel bir sergi 1 Mart'ta açıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Estonya elçiliği tarafından hediye edilen ve sergide yer alan kitaplar Estonyalı okuyucuya Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'ın zengin tarihi, kültürel mirası ve mimarisi, coğrafyası, tarihinin farklı bölümleri, Ermeni halkına uygulanan soykırımı ve Ermeni edebiyatı hakkında bilgi edinme fırsatı sunmaktadır. Genel olarak Ermenistan Cumhuriyeti Elçiliği Estonya Ulusal Kütüphanesi'ne son 2 yıl içerisinde 50'den fazla kitap hediye etti. Benzer sıkı işbirliği ayrıca Baltık ülkelerinin diğer devletleri Litvanya ve Letonya ulusal ve üniversite kitaplıklarıyla da onaylanmış durumda ve bu durum düzenli bir şekilde devam etmektedir. Sergi 31 Mart'a kadar devam edecek. Ermenilere uygulanan soykırımın masum kurbanların anısını edebileştiren bir Ermeni haçkarı Büyük Britanya'nın dini merkezi olan Canterbury şehrinde 2 Mart tarihinde yerleştirildi. Ermeni haçkarı John Mirdon ve Vartan Moskofyan tarafından yapıldı. Britanya Ermenilerinin inisiyatifiyle Mesih Kilisesi'nin ana bahçesinde yerleştirilen Ermeni haçkarı, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Diyaskosu'nun ruhani önderi Piskopo Hovakim Manukyan tarafından kutsandı. Etkinliğe Ermenistan Cumhuriyeti'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Arman Kirakosyan, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, Canterbury Dekanı Robert Willis, kültür ve sivil toplum temsilcileri, Ermeni toplumunun 200'den fazla üyeleri katıldı. Etkinlik vesilesiyle bir konuşmada bulunan Canterbury Dekanı Robert Willis, ülkenin dini merkezi olan Canterbury ile tüm İngiltere'de ilk Ermeni haçkarının önemine vurgu yaparak bunun barış, uzlaşma ve ümit sembolü olduğunu dile getirdi. Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Arman Kirakosyan ise Ermeni haçkarın Ermenilere uygulanan soykırımın anısına ithaf olunduğunu hatırlatarak Ermenilere yapılan soykırım hakkında Britanya'da mevcut tüm belgelerin toplanması ve yayınlanmasını sağlayan Canterbury Başpiskoposu Randall Davison'ı şükranla andı. Bugün için bu kadarını öngördük. Sayat Nova'nın Yisku Ghimmeti Çinkide adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.